Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mısır ekmeği hazırladım. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Eğer mısır ekmeğini daha önce bu şekilde hazırlamadıysanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan ekmeğimizin yapım aşamasına geçelim. İlk olarak yoğurma kabımın içerisine 4 su bardağı mısır unu ve 1 su bardağı da buğday unu aldım. Özellikle karıştırmadım görün diye. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve suyum var. 2-3 su bardağı su yeterli olacaktır. Ama ihtiyaç duyarsam tekrar su alırım. Şöyle bir karıştırıyorum bunları. Şimdi içerisine yavaş yavaş suyumu ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Suyu tek seferde boşaltmayın. Böyle yavaş 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 ilave ederek hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Toplamda 4 su bardağı su kullandım. Malzeme listesini zaten videonun altına ekliyorum. Oradan da yine kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi 4 su bardağı mısır ununa 1 su bardağı buğday unu ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ve toplamda da 4 su bardağı su kullanarak hamurumu yoğurdum. Şimdi bezeleri alacağım. Bezelerin büyüklüğü önemli değil. Yani evinizde kullanacak olduğunuz, pişirecek olduğunuz tavanın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle altına çok az un serpiyorum. Şöyle bir tane tahta alıyorum. Bunu yapmamın sebebi tavayı aktarırken çok daha rahat olması. Şöyle mısır unundan alıyorum. Bu arada herhangi bir sağlık sorununuz varsa, buğday ununu tüketemiyorsanız sadece mısır unundan da hazırlayabilirsiniz bu ekmeği. Şöyle elimle açacağım. Mümkün olduğunca ince açmaya çalışacağım. Ara ara böyle yapışmaması için tahtamı kaldırıp hafif sallıyorum ki yapışmasın. Şöyle un serperek şöyle kenarlarını da yapacağım. Bakın şöyle kenarlarını un atıp şöyle kaydırdığınız zaman bakın o attığım unlar hamurun altına da geçiyor. Ve yapışma riskini de azaltıyor. Buradan başka un serpmeyeceğim. Bu serptiğim unla açmaya çalışacağım. Çok fazla un serperseniz bu sefer de ekmeğiniz pişerken birazcık tadını acı yapabilir. Dediğim gibi böyle açarken de ara ara böyle hafif sallayacağım ki yapışması. Mısır ekmeği zaten her yörede farklı pişiriliyor bu. Benim bildiğim yöntem. Kesinlikle daha önce bu yöntemle yapmamışsanız denemenizi tavsiye ederim. Bakın inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Birazcık daha açacağım ve benim için yeterli olacak. Şimdi bunu alıyorum. Ve tavamda pişireceğim. Tavamın altını biraz önceden açmıştım. Şimdi ekmeğimi kaydırarak tavamın içerisine alıyorum. Bu şekilde ara ara yönünü çevirerek güzelce pişireceğim. Bu arada tavamını ocağı orta ayarda. Ara ara şöyle hafif tavamı çeviriyorum. Bakın ekmeğim de zaten çok rahatlıkla hareket ediyor. Şimdi şöyle bir spatuladan yardım alıyorum. Yönünü çevireceğim. Thank you.
İlk ekmeğim hazır. Zaten ince olduğu için bakın şuralardan böyle hafif hafif kabardı. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde piştiği zaman zaten içerisinde hamur kalma ihtimali yok. Şöyle göstereyim her iki tarafında. Yan kısmını da göstereceğim. Şimdi ilk attığım ekmeği alıyorum kenara. Bu pişti. İkincisini ben açıp hazırlamıştım zaten. Onu da yine bu şekilde tavanın içerisine alıyorum. Ve bütün bezelerim bitene kadar aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. Ekmeklerim hazır. Hepsini tek tek pişirdim. Bakın şöyle de göstereyim. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Şöyle bakın. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.